Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere Yaprakhisar'daki Kadatriyal'in gizemli noktalarının videolarını çekiyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Öyle esrarengiz bir kuyu vardı ki ipi saldım. İnan içinde mercimek tanesi kadar kaldı farın aydınlattığı nokta. Hala dibine inemedim. Buraya inmek isteyen kuvvetli, cesaretli birileri lazım. Benle beraber gelip onunla beraber inmeyi düşünüyorum. Hadi gizemli noktaları gezelim. Burada öyle güzel yerler var ki arkadaşlar, kilisenin ön tarafı açılma olmuş ama çok büyük bir kilise. Burada altında da bir yerleşim yeri var. Böyle. Şimdi şurada bir uçuk yaşamış. Diğer tarafında da bir odası var. Odaya geçiş yapalım. Kayanın kenarından bize geçit verir herhalde. Evet. Burada daha gizemli noktaları var mı? Kilisenin beraber gezelim. Burada bir küçük yaşam alanı var. Böyle büyük değil. Bakın. Buradan da bir içe geçen bir oda var. Tandır da burada aynı mevcut. Burada takalar var. Oradan kiliseye çıkabilir miyim bilmiyorum. Basamak varmış. Dur. Şuradan geçelim. Basamaktan kilisenin içerisine girelim. Burada bir tane açılmadık bir mezar varmış. Açmışlar gibi geliyor. Burada da kilisenin sütunları bu şekilde. Kopan nokta şurada. Artık gene aynı Ortodoks mezhebinde olduğu gibi, bakın kilisenin en büyük papazının durduğu nokta burası. Frekster yok ya da tahrip oldu. Şuradaki nokta sağlam duruyor. Hadi buradan diğer tarafa geçelim. İnanın geze geze ben bitiremedim bu Katedrali. Her gezdiğimde de değişik ve gizemli noktalarla karşılaşıyorum. Şurada basamaklar çok yüksek ama başka bir çıkış noktası var mı? Sizlere şöyle bir görsellik vereyim uzağından. Daha sonra çıkalım. Bakın burası o kadar güzel ki ben asıl şurayı merak ediyorum. Şimdi yerel halktan birini bulup oraya çıkış noktasını bulmam lazım. Hemen sol tarafındaki gizemli noktayı aşağısındakini yeri keşfetmiştim. Diğer videolarımda var. Ama bura hala gizemini koruyor. Şuradan çıkarak biraz daha video çekerek geçiş yapalım. Ayaklar sağlam basalım. Basamaklar erimiş. Burada bir yaşam alanı var. İleriye gidiyor mu? Yok. Sadece yer aralık kullanıldığı yerler. Burada da ileriye geçiş yok. Sadece o da. Burası uzağından bakın ne olduğu aşikar. Yani burada kilise. Bakın erimiş ama yüksek kayalıkların eteğinde ön tarafı güzel bir süslemeyle yapılmış. Şu bölümü de örtme yapmışlar. Şimdi şuradan kilisenin içerisine girildiği zaman çok büyük bir alana çıkıyor. Burada da bir herhalde tahıl ambarı amaçlı kullanılmış. Buranın üst katı da var ama nereden geçeceğim? Durun bakalım şurada bir gezelim. Daha burada da bir büyük bir alan.
bizi karşılıyor. Aydınlatma da yetmedi çok büyük olunca. Burada bir tandır var. Bakın. Tandırın çalışma sistemi de hava alma sistemi buradan böyle geliyormuş. Bak. Burada çok gizemli noktalar var. İleriye gidiyor mu? Bakalım. Gitmiyor. Buradan da çıkalım. Şurada bir tane gizemli bir ambar gibi bir yer var. Artık havuz gibiymiş. Burası hamam gibi kullanılmış. Bakın. Şurada bir şey varmış. Neymiş bura? Evet. Bakın. Şırapbana gibi böyle. Yani bezirhane de olabilir buralar. Eski. Şura bakın. Bu şekilde değişik bir yapı. Buranın üst katına nasıl çıkar? Bakalım. Şimdi şuradaki odayı da gezelim. Çok büyük arkadaşlar buralar. İnanın çok inanılmaz derecede büyük. Bak değirmen taşını gördünüz mü? Bu da sağlam bir şekilde duruyor. Böyle onlarca, yüzlerce değirmen taşı noktalar var. Burada bakın büyük depolar varmış. İleriye gitmiyor. Sadece yüz yuvarlak ağzında kapak kapatıp güvenliğini alıyorlarmış. Burası tahminim bezirhane gibi. Bakın üstte de bir havalandırma deliği var. Oo, çok büyük arkadaşlar. Bakın. Böyle göz göz. 1, 2, 3, 4 tane deposu var. Burada iç içe geçen odalarda ileriye giden var mı bakalım. Var arkadaşlar durun. Şurayı bir geçelim. Daha ileriye gidiyor mu? Evet. Allah Allah. Burayı da yeni keşfettim. Daha ileriye gitmiyor. Yeraltı şehri gibi. Burada kalmışlar. Kazamamışlar. Bakın buruk izlerine bakın. Adamlar en az çalışmış yani. Buradan da çıkıyorum. Çok büyük bir alan. 7-8 metre yükseklik. Yaklaşık 10 metre genişlik var. Burada da bir tane küçük bir alan var. Burada böyle devam ediyor. Yerel halkın çığlıklarda duruyor. Burada bir tarafa da geçit varmış ama bir depo da burada var. Burası bezirhane tahminim bakın. Değirmen taşlığı olan yerde tekrar çıkıyorum. Oo. Ya bitmez arkadaşlar bizim güzel yurtta gezilecek, görülecek yerlerin bitiremeyeceğim herhalde tahminim. O kadar çok ki birbirine geçmeli odalar mevcut. Daha ileriye de bakın burası da oradan demiştim ya geçit yapacağım nokta buraydı. Buralar bir an önce turizme kazandırılır inşallah. Buradan da çıkıyordum. Birbirine geçmeli odalardan. Oo. Çok büyük arkadaşlar bakın havalandırma kocası. 10 metre 10 metre yükseklikte 7-8 metre var. Bakın buradan iç içe geçen alın işte bakın buradan daha ileriye gidiyor ama işte geçit vermeyen yer altı şehri gördünüz mü? Kapalı. Maalesef. Burada neymiş? Burada gizemli bir nokta. Evet. Şırak bana. Aynı güzel yurttaki gibi devam ediyor. Videomu sonlandırıp vakit yaklaştı arkadaşlar. Öğlen namazını kılıp
videolara devam edeceğim. Allah'ın izniyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.